Son olarak da bunu belirtmek istiyorum. Çok fazla sizin de sabrınızı zorlamadan. Eğer mükellefleriniz arasında şirketler topluluğu var ise, şirketler topluluğu biliyorsunuz ilk defa 6102 sayılı kanunla getirildi. Şirketler topluluğu var ise burada kanun bağlı şirkete, yani bizim yavru dediğimiz yavru şirkete bir yükümlülük getiriyor. Sen bir bağlılık raporu düzenlemek zorundasın diyor yönetim kuruluna. Bu raporun düzenlenmemesi halinde adli para cezası var. O bağlılık raporunda nelerin yer alması gerektiği Türk Ticaret Kanunu 199. maddede belirtiliyor. Nelere yer verilmesi, yani detay olarak değil ama şunların yer alması lazım diye. Yani siz hakim şirketle hangi işlemleri yaptınız? Bundan bir zarar doğdu mu? Bunlar telafi edilecek mi, edilmeyecek mi? Ona dair bir rapor. Dolayısıyla dediğim gibi mükellefleriniz arasında şirketler topluluğu var ise bu bağlılık raporunu da bunun yeni yılın ilk 3 ayı içerisinde hazırlanması gerekiyor. Mart 2014'e kadar. Dolayısıyla bunu da hazırlamanızda fayda var. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ara verecek miyiz? Tamam. Şimdi soru ve cevaplar geldi. Bayağı bir soru var. Elimizden geldiğince bunları hızlı bir şekilde cevaplandırmaya çalışacağım. Soner Bey'e de geldi. Bazı konularda Soner Bey bilgilendirme yapacak. Ben hızlı bir şekilde bir ben cevaplayacağım, bir Soner Bey cevaplandıracak şekilde yapacağız. Şimdi ilk soru, şöyle bir soru geldi. Anonim şirketlerde genel kur her yıl yapılması mı gerekiyor yoksa 3 yılda bir yapabilir miyiz? Her yıl yapılması gerekiyor hesap dönemi kapanmasından itibaren 3 ay içerisinde. Tasfiye halindeki şirketin bir anonim şirket iç yönerge çıkaracak mı? Yeni TTK'ya göre esas sözleşmesine uygun hale getirecek mi bilgilendirmesini istemiş. Evet, tasfiye halindeki şirketlerde iç yönerge çıkarmak durumundalar. Çünkü her ne kadar tasfiye halinde olsa bile eğer şartları tutuyorsa mevcut şirkete dönebilir. Ama şirket kapanmak üzereyse, artık işlemleri tamamlanmışsa doğrudan iç yönerge yapın diyemem. Yapmayın yani şey olarak. Pratikte bir fayda sağlamaz belki. Ama kanun gereği bunların da aynı şekilde yapılması gerekiyor. Esas sözleşmesinde uygun hale getirmesi gerekiyor. Zaten getirmezse münfesiz duruma düşüyor. Zaten tasfiye halinde iradi tasfiye söz konusu. Bir an önce bu işlemleri yapmadan daha süresi var. Süresi içerisinde tasfiyesini tamamlasın derim. Birinci sınıf defter tutan eczanelerin ticaret sicil tasnamesi durumu ne olacaktır? Eczanelerin odaya kaydı vardır demiş. Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim eczanelerle ilgili. Eczanelerin ticaret odasına kaydı zorunlu değil. İsterlerse yaptırabilirler. Ancak eczanecilik faaliyeti bir ticari iştir. Ticari faaliyettir. Eski kanunda da buna ilişkin hüküm vardı. 6762 sayılı kanun 12. maddesinde tüm eczanelerin ticaret siciline kaydedilmesi gerekir. Yani bir eczaneniz varsa bu ister işletme hesabı esasına göre defter tutsun, istiyorsa yemeğe de, defteri tutsun. İlk önce ticaret siciline kaydını yapacak, ben eczacıyım diyecek, onu belgelendirecek, kaydını yapacak, sicil tasdamesini alıp noterin önüne gidip işini yaptıracak. Ticaret odasına kaydı zorunlu değil. Onu ifade edeyim. Geçen sene bir müdürler kurulu karar defteri tasdik edilmiş. Aynı zamanda da müdürler kurulu karar defterini tasdik ettirmişler. Aynı zamanda genel kurul toplantı ve müzakere defteri de var denilmiş. Müdürler kurulu karar defterine hiçbir şey kaydetmedik. Ne yapabiliriz? Defterin hiçbir kayıt içermemesi cezaya tabidir yaklaşılan harekette. Yapılacak olan şey şudur. Genel kurul toplantı defterine yazdığınız şeyi aynı zamanda müdürler kurulu karar defterine yazarsınız. Oradaki o problemi bertaraf etmiş olursunuz. Şimdi şöyle... Eğer yeni yılda, ona şunu söyleyeyim, Soner Bey açıklayacaktır, isterseniz Soner Bey'e bırakayım onun cevabını. Firma müdürler kurulu defteri oluşturmuş ve önümüzdeki sene ben bu defteri artık kullanmak istemiyorum. Genel kurul toplantısıyla genel kurul toplantı müzakere defteri yoluna devam etmek istiyorum diyorsa mutlaka müdürler kurulu karar defterinin kapanışını yaptıracak. Olmazsa olmaz bir şart. Artı burada bitiriyor. Daha sonraki işlemlerini genel kurul toplantı müzakere defteri üzerinden gidebilir. Burada yalnız şunu yapsınlar. Çünkü bir senelik bir boşluk olacak.
eski genel kurul müzakere defterimiz var. Alındıysa bir karar veya iki karar ya vardır yoktur. Ya da müdürler kurulu kararında iki veya üç karar vardır. O müdürler kuruluna alınmış olan kararları aynı zamanda genel kurul müzakere defterine de geçsinler ki bir takvim, yani o dönem şeyi işte yıl yıl takip edilebilsin. Zorun değil ama böyle yapmak daha faydalı olur. Çünkü bu sefer notere gittiğiniz zaman arada bir dönem kayıp var denip sıkıntı olabilir. Ben müdürler kuruluna yazmış olduğum defteri, kaydettiğim şeyi deftere de geçerim. Orada dönemsellik devam eder. İki kere yazılı sorunu çıkmaz diye düşünüyorum orada. Ama kapanışını mutlaka yaptıracaklar. Limited şirket ortaklarından birisi vefat etmiş, mirasçısı gelmemiş. Bununla ilgili bir bildirimde bulunmuyor diyor. Bu durumda müdür ne yapacak diyor. Müdür zaten bunu biliyorsa sicil müdürlüğüne bunu bildirecek. Veraset ilanı ortaya çıkıyor. Zaten verasetten kaynaklı ve haciz veya hisseler doğrudan işleniyor. Re'sen yapılıyor bu işlemler. Bir problem yok. Sicile bilgi vermesi yeterlidir. Veraset kararıyla birlikte kayıt edilecek. Limited şirketlerde sermaye artırımında genel kurul kararı gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. İster tek kişilik olsun, isterse birden fazla olsun. Zaten tekim, ne gereği vardır, yaparım diyemez. Mutlaka genel kurul yapacak, kaydını yapacak, şirketin sermayesi şu oldu diyecek. Limited şirketlerde adres değişikliği yapılacaksa genel kurul toplantı müzakere defteri kararı almak gerekir mi? Şimdi şöyle bir ayrım var. Adresle merkezi karıştırıyoruz. Eğer merkez nakli yapıyor isek bu mutlaka esas sözleşme değişikliğidir. Mutlaka genel kurul kararıdır. Ancak şirketin Ankara'daki işte Meşrutiyet Caddesi'ndeki şeyini Mithatpaşa Caddesi'ne taşıyor isek bu bir adres değişikliğidir, ilişkidir. Müdürlük kararı yeterlidir. Aynı zamanda genel kurul kararına gerek yoktur. Burada sicil çevresinin değişip değişmediğine bakacaksınız. Eğer sicil çevresi değişiyorsa bu merkez nakli olarak değerlendirilir ve mutlaka genel kurul kararı lazım. Benzer bir soru, genel kurul 2-3 yılda bir yapılan, hayır, her yıl yapılmak zorunda. İşletme defteri tutanlar ile bilanço esasına göre ticaretine kayıtlı olmayanlar ne yapacak diyor. Bir kere işletme defteri, bir kişi şu olabilir. Ya esnaf sicilinde olacaktır ya ticaret sicilinde olacaktır. Mevcutlar için konuşuyorum. Bizim defter tebliğimizde şöyle bir hüküm var. İşletme hesabı defteri tutanlar için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aynen geçerlidir diye. Bunlar zaten ticaret sicilinde kayıtlı. Ben ticaret sicilinde kayıtlı değilim. O zaman esnaf odasına kayıtlıyımdır. Başka altı gideceğim bir yer yok. Ya şunu yapacak, esnaf odasına kaydını yaptıracak o kişi, esnaf odasından normal defterini kaydını yapıp geçecek. Eğer ben tacirim, ticaret siciline kayıt olmak istiyorum diyorsa ticaret sicil müdürlüğüne gelecek. Burada da herhangi bir şekilde esnaf odasına kaydının olmadığını ispatlayacak. Ya ilgili esnaf odasından bir kağıt alacak. Bunlar çok zor şeylere kalıyorsa beyan şeyini şu anda telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü sicil bir belgeye dayanmak zorunda. Belki gerçekten kişi aynı zamanda esnaf odasında kayıtlı olabilir. Kanunen Bakanlar Kurulu kararına göre bir kişi aynı zamanda hem esnaf odasına hem ticaret siciline kayıtlı olamaz. Bu nedenle sicil ilgili esnaf siciline kayıtlı olup olmadığına dair bir yoktur yazısı alması gerekir. Başka burada... Vakıflar bizim konumuz değil. Onu geçtim. Vakıfların yeni TTK'ya göre tutması gereken defter arasında genel kurul müzakere defteri var mıdır? Vakıflarınki arkadaşlar şu. Vakıflar veya dernekler iktisadi işletmeler kuruyorlar. İktisadi işletmeleriyle işlerini yürütüyorlar. Eğer bir iktisadi işletme ise sadece bunlar için YME defteri kebir yeterli. Bunlar da genel kurul defteri veya pay defteri adı altında bir defter söz konusu değil. Vakıfların iktisadi işletmeleri üzerinden kesilen faturalarında TTK yaptırımları uygulanacak mı? Evet, uygulanacak. İstisnasız tüm, az önce Soner Bey bahsetti, TTK 39-2 uyarınca ticari defterlerin dayanağı olan tüm belgelerde ve ticari mektuplarda bulunması, yer alması gerekli bilgiler belli. Bu bilgiler yoksa cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Anonim şirketlerde genel kurulda 6 kişilik ortak sayısı diyor. Bir kişiye düşünmesi isteniyor. Noterden hisse devri yapılmadan nasıl yapılabilir? Olay çok basittir. Hiç yormanıza gerek yok. Noter bir yöntemdir. Sıhhat şarttır. Resmiyete bağlar. Ama noter ücretleri olduğu için bundan sarfı nazar ediliyor. Bir, şu yapılacak. Anonim şirketlerde pay devirleri eğer nama yazılıysa bunlar ihraç edilip edilmedi. İhraç edilmemişse geçici ilmi haberler alınır. Geçici ilmi haberlerde aynı şekilde kullanılmak suretiyle ciro ve teslim yoluyla karşı tarafa geçer. Bir yönetim kurulu kararı alınır.
bu devirleri değişikliklerine göre tek kişiye düşmüştür denilir. O kararda gidilir, ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Burada bir ayrım var, unutma, hep o karıştırılıyor. Tek kişiye düşünce sanki hisse devirleri tescil ve ilan edilmiş gibi anlaşılır. Hayır, öyle değil. Sadece şirketin ortak sayısının bir kişiye düştüğü tescil ve ilan edilir. Yoksa kendi aranızda yapılan hisse devir işlemleri, işte verip vermemesi, bunlar önemli değil. Burada sicilin bakacağı, arayacağı belge yönetim kurulu defteridir, kararıdır. Artı pay defteridir. Pay defterini bunları görür, tescil işlemini yapar. Tek kişilik olarak. Müdürler kurulu karar defteri kapanışı tasdiki mi? Evet, Soner Bey söyledi. Kapanış tasdikine tabi. Gayri faal şirketlerle ilgili iki dönem genel kurul toplantısı üst üste yapılmadığı takdirde silinebilir mi? Evet, silinebilir. Yeter ki şunu yapacak. Çağrı ve ilan yapılmış olmasına rağmen genel kurulun toplanamadığını ispat edecek. Onun da ilanı şudur olacak. Gazetelere ilan verdi ya. O tarihte gittik, ilan yapılamamıştır diyecek. İspatlarsa kaydı silinebilir. Tebliğde gayri faal şirketlerin, müfessiz sayılan şirketlerin sicil kayıtlarının silmesine ilişkin tebliğde buna ilişkin düzenlememiz var. 2011 yılında atanan denetçi, 2013 yılında yapacağımız genel kurulda denetçi raporu hangi dönem için hazırlar? Denetçi, eskiler için konuşuyorum, görev yaptığı döneme ilişkin olarak raporunu sunacaktır. Biliyorsunuz 31 Mart itibariyle bunların görev süresi sona ermişti. Bu tarih itibariyle artık denetçi yok, anonim şirketlere denetçi atanmıyor. Eğer bağımsız denetime tabiyse durum farklı, onu biliyorsunuz. Bir de yakın zamanda bizim Başkan Bey bahsetmişti. Bağımsız denetim dışında kalan anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu tarafından bir yönetmelik çıkaracak. Bu yönetmelik çıktıktan sonra anonim şirketler, denetimsiz kalan tüm şirketlere denetçileri atanacak. Azlık ortak hangi süre içinde hükümet temsilcisi isteyebilir? Azlık eğer bir çağrı ilanı yapılmış ise o çağrı ilanı için, hani gündem maddelerini gönderiyor ya, o süre içerisinde isteyebilir. Eğer herhangi bir şekilde bir toplantı yok ise azlık yönetim kuruluna işte gerekçelerini göstermek suretiyle şirketin olağanüstü genel kurul toplantısı ihtiyacı vardır, bunu topla der. Yönetim kurulu bu talebi uygun görür veya reddeder. Reddeder ise mahkemeye başvurur azlık. Toplantıya çağırma yetkisi alır ve yoluna devam eder. 210'da ultravires kapsamında mı anlaşılmalıdır? Evet, denilebilir. Hayır, ultravires ilkesi varsa, örneğin sağlık ve turizm örneğini vermiş. Turizm sağlık işiyle yapıyorsa bakanlık 210'a 3 madde kapsamında işte kamu düzenine aykırı ve işletme konusu dışında faaliyet gösteren şirketlerin fesih davası açma yetkisi var bakanlığın. Bu uygulanabilir mi? Evet, bu her zaman uygulanabilir. Limited şirketleri amaç ve konuda yazanlar ünvanda bulunmak zorunda mıdır? Evet, bu ünvanlarla ilgili en çok sorunlardan bir tanesi ünvan konusu. Sektörlerin mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Özellikle sanayi imalatla uğraşan firmaların mutlaka ünvanlarını göstermesi lazım. Buna ilişkin her ne kadar 2003 sayılı bizim bir tebliğimiz vardı, kaldırıldı ama o 2003'teki 3 şeyi esas kabul ediyoruz. Hala uygulamamız devam ediyor. Ticaret ünvanları belirlenirken çekirdek kelimeden sonra gelen iki sektöre dikkat ediyoruz. O, bu uygulamamız hala devam ediyor. Edecek de, yani yeni tebliğimizde de o şekilde düşünüyoruz. O 2003'teki tebliğe bakarsanız size ticaret ünvanı belirlenmesi de yardımcı olur. Anonim şirketlerde genel kurul bir hisse devri işlemini görüştü ve kabul etti. Sicili hisse devri isteme hakkı var mı? Evet, yapılan numaralardan bir tanesidir. Bunu meslek mensupları da yapıyor. Firmalar da yapıyor. Çünkü notere gitmeden payın devir edildiğini gazetede bir şekilde ilan etmiş oluyor. Yarın bir günde onu kullanıyor. Biz şiddetle buna karşıyız. Bakanlık olarak da sicil müdürlüklerine şey diyoruz. Bunu yapamazsın. Sadece döviz şirketlerinde ve sigorta şirketi özelliği olan şirketlerde, çünkü bazı şeyler izne tabi devirler. Onlar hariç tutuyoruz. Çünkü onlar zaten ilgili kamu kurumlarının izni alarak bu işlemleri yapabiliyorlar. Bir şirket hisse devri işlemi yapılmışsa genel kurulda görüşebilir bunu. Hiçbir engel yok. Mustafa Özgül payını Soner Altaş'a devretmiştir. Ortaklar ne diyorsunuz buna diyebilir. Hiçbir engel yok. Ama bu tescil ve ilan edemez. Çünkü bu husus, tescil ve ilan tabi bir husus değil. Ama biz biraz cinlik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Pay devirlerinin görüşülmesine, bunun kabul edilmesine, şunların arada diğer kararları da geçirip hem pay devrini tescil ve ilan ettirmiş oluyoruz, hem de diğer kararlarımızın tescilini gerçekleştiriyoruz. Bu doğru değil. Sicil müdürlüklerine gönderdiğimiz bir genelge var. Bunları yapılmasın diye zaman zaman bu atlanabiliyor. Eğer siz bir payın devrinin tescilini
diye bir kere tescidi anonim şirketlerde tescid söz konusu değil. Eğer ilanını istiyorsanız, bizim 98'e 8 sayılı yanlış hatırlamıyorsanız bir genelgemiz var. Tescid ilan ettirmek istiyorsanız mutlaka noter devir temlik sözleşmesini ben istiyorum. Artı pay defterini istiyorum, artı konuya ilişkin yönetim kurulu kararını istiyorum. Ancak bu şekilde yapabilirsiniz. Yoksa